Ve konuklarımız var dedim. Konuklarımızla konuşacağız. Konuklarımı hemen tanıtmak isterim. SODEV Başkanı Ertan Aksoy. Hoş geldiniz efendim gün ortasına. Hoş bulduk, teşekkür Konsensus ederim. Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı. Hoş geldiniz Murat Bey siz de. Siyasetçi, yazar, AK Parti 24. dönem milletvekili Sayın Mehmet Metiner. Hoş geldiniz efendim siz de gün ortasına. Şimdi açıkçası... Çok uzunca bir süredir, bir iki ay falan oldu değil mi annelerin özellikle evlat eylemi HDP önünde, HDP il binası önünde haftalardır bekleyen annelerden bahsediyorum. Bir taraftan Diyarbakır anneleri, cumartesi anneleri aslında bir diğer taraftan da 15 Temmuz sonrası o hain darbe girişimi sonrası tutuklanan askeri öğrencilerin anneleri de AK Parti'nin İstanbul İl Binası'nın önünde oturma eylemi başlattı. Yani siyasette bir polemik var. Senin annem, benim annem ama bir süre sonra da bu galiba bir mağdur da yarattı. Yani senin mağdurun, benim mağdurum gibi. Nasıl algılanıyor bu? Ertan Bey ne dersiniz? Sizle başlayalım. Şimdi tabii yani Türkiye epey bir süredir geçmişinde de bu hep vardı. Ama giderek kutuplaşan, giderek ayrışan bir siyasi iklimde ilerliyor. Ve bu her ayrışma, her kutuplaşma elbette ki siyasi figürlere, diğer figürlere bir maliyet çıkarıyor ama görünen o ki birçok anne de bununla birlikte bu durumdan muzdarip. Ve geçmiş programlarda da ifade ettiğim üzere eğer bir annenin bir talebi, bir feryadı var ise bu çok amalı fakatlı cümleler gerektirmiyor. Kulak verilmesi gerekiyor. Elbette ki bu her anne yani oralara giden her annenin çocuklarının yaptığını tercihlerine katılmak anlamına gelmez. Böyle bir şey zorunlu kılmaz. Ama bir anne feryadıysa bu net olarak herkesin kulak vermesi gereken bir şey. Ve burada dikkat çekilmesi gereken bir şey daha var. Anne samimiyetten hiç kimsenin şüphesi yok. O zaman bu samimiyetten şüphemiz yoksa anneler arasında bir ayrım da yapılmaması lazım. Yapılıyor mu anneler arasında yani bir ayrım? Şöyle mesela yeni AKP'nin önüne giden annelerin daha işte basının görüntü almasının engellendiği yönünde işte orada açıklama basın açıklaması yapmasının engellendiği yönünde annelerin demeçleri var. Bugün de daha çok muhalif medyalarda yer alan haberlere göre en azından bu haklarının yani kendisini ifade edebilme hakkının verilmesi gerekiyor. Tekrar diyorum bu yani mutlaka çocukların her yaptığını onaylamak anlamına gelmez. Ama annenin böyle bir feryadı varsa ben öbür anneyi dinlerim, ona destek de veririm. Bunu basın açıklaması yapmasını engellerim. Ve benzeri şeyler, tutumlar ne hakka ne hukuka ne de vicdana sığmaz açıkçası. Diyorsunuz. Şimdi Mehmet Metiner ne dersiniz? Şimdi bu eylemi nasıl okuyorsunuz? Bu bir. İkincisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin binasının önünde de bir anneler yine oturmaya başladığı. Bir taraftan da problem şöyle eleştiriler de var aslında. Yani öbür partilerin desteklerinin fazla görünür olmayışında değil aslında. Annelerin eyleminin iktidar partisinin kampanyası gibi algılanmasında gibi bir eleştiri de yapılıyor. Ne dersiniz? Ve Ertan Bey'in söyledikleriyle birlikte. Birincisi hiçbir alakası yok. Bu iktidar partisinin bir kampanyası değildir. Arkasında iktidar partisinin olduğu bir eylem de değildir. Yürekli Kürt annelerimizin evlatları için ortaya koydukları ve doğru adreste ortaya koydukları bir doğru eylem türüdür. İkincisi bu eylem ortaya konulduktan sonra birilerinin AK Parti önünde eylem yapmaya kalkışması veyahut da PKK'yı hedef göstereceklerine devlete hedef göstermeleri tamamen HDP, PKK bir de PKK'nın zalimliğini örtbas etme eylemidir. Bu siyasi bir yoldaşlık ilişkisidir. Sayın Akşener'in evlatlarınızı HDP'den isteyeceğinize devletten isteyin. O zaman 90'lı yıllardaki bütün evlatlarının ahını biz o tarihlerde İçişleri Bakanlığı yapan Meral Akşener'den isteyelim. Evlatları kaybolanlar Meral Akşener'in kapısına yüklensinler. Bakınız bu FETÖ hala varlığını sürdürüyor ve çok bilinçli sistematik bir biçimde de örtme eylemi içine giriyor. AK Parti'nin önünde ne işi var? Soruyorum ben size. AK Parti onların evlatları daha mı kaçırmış? AK Parti onların evlatlarını ölüme mi yollamış? Bir darbe girişimi esnasında asker üniforması içindeki bir takım insanlar tutuklanmışlar. Suçsuzsa bunun hakkında yargı karar verir. Adres AK Parti'nin önü değil.
Orada ne var o zaman? Mesela orada olma siyaseten bir orada, strateji mi diyorsunuz? Tabii ki hani CHP'nin bir... de İYİ Parti'nin de ve AK Parti önüne gönderilen annelerin FETÖ eylemiyle birlikte yapılmak istenen şeyde iki şey. Bir, HDP il binası önünde HDP ile PKK ilişkisini doğru sorgulayan ve evlatlarını doğru yerde arayan haklı bir eylemin örtbas edilmesi, gündem değiştirilmesi. İki, sanki AK Parti anneler arasında ayrım yapıyormuş gibi bir algı oluşturma yönelik. Biz AK Parti olarak hiçbir zaman anneler arasında bir ayrım gözetmeyiz. Cumartesi annelerini başbakanımız kendisi kabul etmiştir, görüşmüştür. Ama sonrasında cumartesi annelerinin özellikle mesela Taksim'de Galatasaray Meydanı'ndaki eylemlerine karşı son dönemde biliyorsunuz izin de verilmedi. Ama örgüt kriminalize etti o eylemleri. Öyle mi diyorsunuz? Şimdi Gezi'de 3-5 saat için toplananlarla vandalizm... Şey diyor Erten. Neyse lütfen siz bitirin, ben cevap hakkımı kullanacağım. Yani nasıl konuşacağımıza da üstad. Yok bir şey demedim, siz devam edin lütfen. Siz şimdi bitirin, ben cevap hakkımı kullanacağım. Dev Sol'dan içeride olan çocuklar, anneler de eylem yaptılar. Şimdi örgütün kriminalize etmesi ayrı bir şeydir. Şimdi Diyarbakır'daki annelerle bunların mukayese edilmesi bir defa yanlış. Bir de bunlarda niye rahatsızlık duyuluyor onu anlamıyorum. Yani oturmuşlar orada, kimin götürdüğü, dağa götürdüğü belli. HDP'nin götürdüğünü hepimiz biliriz. Yani bölgenin insanı isyan. İstanbul'da oturup HDP ile işbirliği yapıyorlar diye, HDP kendilerine siyasi bir kazanç getiriyor diye birileri örtbas eylemine girişebilirler ama kimse bizi anlatmasın yani. PKK'nın askerlik şubesi gibi çalışan binalar bunlar yani. Bunu bilmeyen mi var yani? Doğru bir adreste, doğru bir taleple eylem yapan anneler var. Birdenbire birileri cumartesi anneleri demeye başladı. Birdenbire darbe gecesi asker üniforması içinde tutuklanan insanların yeniden salıvermeleri için AK Parti önünde eyleme gönderilen anneler var. Biz o anneler evlatlarını doğru yerde aramıyorlar. Çünkü biz yargı değiliz. Biz tutuklamış değiliz. Biz darbeye maruz kalmış bir partiyiz, bir iktidarız, bir hükümetiz. Ve dolayısıyla da o gece şu ve bu nedenle tamamen suçsuz da olabilirler, suçlu da olabilirler. Buna karar verecek olanlar AK Parti değildir. Karar merci AK Parti değildir. Bağımsız ve tarafsız yargıdır. Dolayısıyla AK Parti'nin önüne bu nedenle gönderilen adneler bence çok bilinçli bir biçimde hangi arkasında burada mesela örgüt arkada, varsa yönlendirilir. Arkada bir hesap var diyorsunuz. Tabii ki bir hesap ve bilinçli bir şekilde. Bir de niye Diyarbakır'daki annelerin yanına gideceklerine birdenbire cumartesi annelerini keşfetmeye başladılar? Niye birdenbire biz de evlatlarımızı AK Parti'den istiyoruz diyorlar. AK Parti evlatlarını cezaevine mi göndermiş? Yani biz mahkeme miyiz yani? Yani yargı vazifesini yapmasın mı diyor o anneler? Cezaevinde ve suçsuz oldukları kanıtlananlar da salıveriliyorlar zaten yani. Cezaevinde olan, yargı konusu olan evlatları için AK Parti'nin önünde eylem yapmak Diyarbakır'daki annelerin eylemleriyle mukayese edilebilecek bir eylem türü değildir. Cumartesi anneleriyle de mukayese edilebilecek eylem türü değildir. 90'lı yıllarda evlatları bir biçimde kaybedilmiş, nerede oldukları bilinmeyen o acılı annelerimizin yüreklerinden öpüyoruz. O annelerle bir sorunumuz yok. Ama 1990'lı yıllarda ve bugüne kadar o evlatlardan haber çıkmamış. Devlet bunu açıklığa kavuşturmak zorunda. Eyvallah, bu talep yerinde bu bir taleptir, haklı bir açıklığa taleptir. Açıklığa kavuşturmak durumunda bu çok haklı bir talep. 700 küsür haftadır orada toplanıyorlar. Yani Türkiye'nin en karanlık dönemlerinden biriydi o 90'lı yıllar. Ama bunun AK Parti ile bir alakası yok ki. Tabii. Şimdi o dönemde kim iktidarda? Onu söylemiyorum zaten. Yok yani şunu Hülya Hanım, ben de şunu. Şu an için en azından sahip çıkılması anlamında. Çünkü burada böyle bir ciddi ayrışım ve ciddi bir polemik yaşanıyor. Senin annem, benim annem ve ardından da senin mağdurun, benim mağdurum tamam, gibi. Tamam, diyelim ki ayrışma yaşanıyor. Ve nedense de bu ayrışma yapanlar hep AK Parti olarak gösteriliyor. Niye Diyarbakır'daki annelerin yanına gitmiyorlar o sanatçılar? Burada konuşanlar, her yerde konuşanlar gitsinler. Kendileri ayrım yapmadıklarını göstersinler. Bay Kemal de gitsin. Biz de utanalım, diyelim ki ya bak biz ayrım yaptık. Bunlar anneler arasında ayrım yapmadılar. Helal olsun diyelim biz de. Konuklarımız da var. Mesela Murat Sarı'ya soralım. Hem ayrım yapıyorlar hem bizi ayrımcılıkla suçluyorlar. Bir şey söyleyeceksiniz galiba. Sonra Murat Bey'e döneceğim. Buyurun. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bu konuda eleştiri var. Hatta Sayın Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı işte Diyarbakır'a gidip de kayyum atanan önceki belediye başkanlarını ziyaret ettiğinde işte oraya niye ziyarete gitmedi diye böyle bir eleştiri var. Şimdi, zira Cumhuriyet Halk Partisi açıklama yapıyor. Bütün annelerin çığlığı bizler için çok önemli ve elini vicdanına koyan herkesin bu çığlığa elbette ses vermesi gerekir diyor. Ama bu eleştiriler de geliyor, gelmiyor da değil, ne dersiniz? Evet, şimdi bir kere önce bir programın sağlıklı ilerleyebilmesi için üslubumuzu daha düzgün kullanmaya davet ediyorum. Bay Kemal ve benzeri ifadeleri bir ana muhalefet lideri için kullanılmasını doğru bulmam. Bir onu söyleyeyim. İkincisi şimdi AKP tarafında gelişen bir kültür var. Ülkedeki hiçbir şey iyiye gitmiyor ve bu iyiye gitmeyen her şeyi sürekli bir dışarıdan gerekçelendirme arayışı gelişiyor. Ülkede özgürlükler kısıtlanıyor, dışarıdan müdahale var. Hukuk bitiyor, öyle oldu, işte FETÖ yaptı, şu oldu, bu oldu falan. Ki geçmiş dönemde kendilerini desteklediği FETÖ'nün yaptıkları da elbette ki aşikar. Diğer taraftan şimdi aynı şey, ekonomiye geliyoruz. Kim yaptı? Dış mihraklar. Ekonomi şöyle yaptı. Oysa ki bir müteahhit ekonomisi kuruldu ve müteahhit ekonomisinin yeryüzünde her yerde olduğu gibi bir sınırı vardı. Onun da sonuna gelindi. Şimdi bu taraftan da baktığımızda, şimdi eğer anneler HDP'ye gidiyorsa son derece sahici talep ve mutlaka kulak vermeli. Ben de aynı fikirdeyim. Gerçekten ben o annelerin en ufak bir şeyi, art niyet olduğunu düşünmüyorum. Evladını aramak kadar dünyada büyük bir hak olduğuna da inanmıyorum. Evladını talep etmek kadar. Dolayısıyla kesinlikle, bu doğru mudur? Yani doğru. Ama bir diğer tarafta da bir anne darbe gecesi, işte kaç yaşında çocuk bunlar, 16-17. İçinde kimisi bilerek girmiş, kimisi o gece derdi istedirmiş. Bilmiyorum ne olmuş ama ben bunu bilmemekle birlikte şunu biliyorum. O annenin çocuğunun en azından tutuksuz yargılanma talebi vardır ve bu gayet içgüdüsel bir taleptir. Bir annenin çocuğunu hakkını araması kadar basit bir, ya daha anlaşılabilir bir şey yok. Bu aradığı zaman da o anne bir mihrakın, bir dış unsurun operasyonuna dönüşmüş oluyor. Neden öyle olsun? Çocuğun tutuksuz yargılansın diye talep açıyor burada. Onu da dinlersin. Katılırsın, katılmazsın, başka bir şey. Ama en azından basın açıklaması yapmasına, kendisini ifade etmesine hak tanırsın. Eğer gerçekten özgürlüklerden yanaysan, gerçekten bunda samimiysen. Şimdi diğer taraftan anne ayrımı yapılmıyor. Şimdi cumartesi anneleri yeni keşfedilmedi. Yani yeni keşfedildi dendi ama 755 haftadır bildiğim kadarıyla oradalar ve çok büyük kısmında 90'larda verdiği kayıpları arıyor ve yeni döneme de ait olanlar var içlerinde. Ama şimdi baktığımızda madem bu annelerin samimiyetinden de şüphemiz yok, o zaman en basit bir talebi var. Ben bu konuda kamuoyu oluşturmak istiyorum diyor. Devletin o dönem yaptıklarını toplum tarafından bilinmesini ve benim kayıplarımın, çocukların kemiklerini istiyor bu anneler. Başka istediği bir şey yok yani. O günden bugüne kalan. Onun neden Galatasaray Lisesi'nin önünde açıklama yapması bir provokasyon oluyor, bir işte müdahale oluyor, efendim hükümeti yıkma arayışı oluyor, efendim devlete saygısızlık oluyor. Yok öyle bir şey. Niye o anneler o zaman bir ara sokağa sıkıştırıp şey yapıyorsunuz, kendilerini ifade etme hakkını vermiyorsunuz? Nedir orada rahatsızlık? Yargı bağımsızdır, işte bağımsız yargılar falan. Türkiye'de yargı falan bağımsız değildir. Bunun birçok örneği vardır. Rahip Brunson krizinde bu son derece açık bir şekilde görülmüştür. Diğer gazetecilerin meselelerinde son derece açık bir şekilde görülmüştür. Dolayısıyla topluma karşı doğruları söylemek gibi bir yükümlülüğümüz var. Bunu yerine getirmek için. Basri, ne dersiniz? Şimdi? Yani bu üslup konusunda dediğine katılıyorum beyefendinin. Hı-hı. Bay Kemal bir hakaret değildir. Avrupa'da da bu kullanılır. Ama aynı üslup titizliğini hükümet yargı eleştirisinde de, eleştiriyi aşan suçlama boyutunda da görmek isterim. Yani? Elbette ki. Yani hükümet söz konusu olduğunda diktatör, özgürlükler benim yok, hukuk yok. Olmadı. Hayır, sizin için demiyorum. Genel uslu, olarak genel. Diyorsunuz, ben. Yani Recep Tayyip Erdoğan söz konusu olduğunda ağzınızın ayarı kaçacak, her şeyi söyleyeceksiniz. Yargı söz konusu olduğunda hukuk yok, özgürlük yok diye falan. Bu üslupta ayarsızlık olmuyor ama Bay Kemal dediğiniz zaman Erdoğan'a üslupta bir şey ayarsızlık söylendiğinde davalar açılıyor. Evet. Şu an 60 bine yakın dava var bildiğim kadarıyla. Biz de Bay Kemal dediğimizde evet, bizim yani. De Kemal Bey'de hakkımızda sayısız davalar açıyor. Onu da bilirsiniz. Bay Kemal'den yani, dolayı açtığı herhangi bir dava yok. Şu an benim CHP yöneticilerinin hani dava açılmaz eleştiriye tahammülü olmak. Bir dava yok. Bir dava yok. Ama bak işte üslup böyle olabilir mi? Nedir üslup? Neresi problem? Tamam bir bitireyim cümlemi ama yani. Lütfen buyurun devam edin. Bay Kemal ise onu bilirsin anlayabilirim de. Şunu söylüyorum, yani Bay Kemal hakaret sözcüğü değildir, tanımlaması değildir. Bundan
kesinlikle kaçınırım. Saygı içermeyen bir ifadedir. Bence saygı içeriyor. Ben yani mesela Bay Metin desem rahatsız olmaz mısın? Hiç rahatsız olmam. Peki o zaman ben bundan sonra programın sonuna kadar Bay Metin olarak tabii, devam edeceğim. Tabii aynen. Metiner. Metin değil de. Pardon Bay Metiner. Şimdi burada bizim hakkımızda da açılmış sayısız davalar var. CHP'nin grup başkan vekilleri açıyorlar, CHP yöneticileri açıyorlar, Kemal Bey'in kendisi açıyor. Nedense Cumhurbaşkanı birisi hakkında dava açtığında kızılca kıyamet kopartıyorlar ama kendileri bizim hakkımızda, yazar arkadaşlarımız hakkında sayısız davalar. Geçen gittim Kemal Bey'in açmış olduğu, Bay Kemal demedim ya, Kemal Bey dedim. Sayısız davalar açıyorlar. Yani bizim yaptığımız yanlışsa aynı yanlışı siz niye yapıyorsunuz? Anneler arasında ayrım gözettiğimizi söylüyorlar. Tut ki doğru olsun bu eleştiri. Sizi ayrım göstermeyin. Buyurun Diyarbakır anneleri orada oturuyorlar. Siz gidin ziyaret edin, siz gidin destek verin. Dolayısıyla o ayrımcılık üstümüzde kalsın. Ama kendileri deniyor gitmiyorlar. Deniyor ki devletten istenir yani bir partiden değil. O yüzden hani HDP il binası önüne herhalde değil mi Ertan Bey gitmek o anlamda? Çünkü HDP binasına giren dağa gidiyor. Anneler görüyor bunu, biz biliyoruz. HDP binasından kağıthaneden giriyor, dağa gönderiliyor. Suriye'nin kuzeyine gönderiliyor. AKP'ye giden dağa gidiyor mu? AK Parti'ye giden. AK Parti'ye gitmediği için bir insan cezaevine mi gönderiliyor? Ölüme mi gönderiliyor? Yani HDP ile PKK ilişkisini örtbas etmeye yönelik şeyler doğru değil. Bunu da cumartesi anneler üzerinden yapmak doğru değil. Peki bir soralım, Murat Sarı'ya soralım. Aslında bütün bunların yansımasının, yani sokağa yansımasını gerçekten hepimiz de merak ediyoruz. Çünkü anneler, çok kadim bir mertebe annelik. Her anne evladını istemekte haklı. Her nerede olursa olsun, ister cezaevi, ister dağ, neresi olursa olsun ya da kayıp haklı. Ve annelerin bir çığlığı, isyanı var. HDP il binası önünde başlayan eylem daha sonra senin annem, benim annem polemiğine de dönüştü. Sokağa yansıması nasıl acaba? Bir araştırma yaptınız mı? Yok, daha yapmadık. Sağdayız, yapıyoruz. Sağdasınız, şimdi yapıyorsunuz. Evet. Şimdi işin açıkçası şöyle bir dünyanın her tarafında bir soru sorsak, aşağıdakilerden en çok hangisine güvenirsiniz diye sorsak ve bu şıklardan bir tanesi de anne olsa herhalde %95'le birinci sırada çıkar. %100 herhalde. Hani %5'lik bir kesimi işte dünyanın çeşitli yerlerinde annesini hiç görmemiş insanlara ayırıyorum. %95, %100 çıktı mı anket sonuçları doğru değildir. Doğru değildir. Tamam peki. Biraz abarttım şimdi, anne deyince. Şimdi bakın biz bizim ülkemizde %100 çıkabilir. Değerlerimizi çok çabuk harcıyoruz. Bakın anne, annelik bunlar çok önemli şeyler. O anne AK Parti'nin önüne de gider. O anne HDP'nin önüne de gider. O anne Galatasaray Lisesi'nin önüne de gider. O anne velev ki eli azılı bir oğlu, çocuğu, kızı var. Onu kurtarmak için elinden geleni yapar. Doğru. Anne o. Şimdi bir defa bunları kimse bir yere gönderdi, gönderiyor. Eğer çocuğu yoksa ve orada duruyorsa... ne bileyim hem HDP'nin önünde hem AK Parti'nin önünde hem cumartesi annelerin içerisinde ve benim çocuğumu verin diye isyan ediyorsa bunu anlarım, gönderilmiştir. Ama böyle bir durum yok. Bu insanların hepsinin çocuğu var. Ve biliyorsunuz yani iki kişi suçlanamaz mahkemelerde yardım etti diye, bir anne bir de baba. Yani sonuçta anne çocuğuna yardım etmek için elinden geleni yapar. Tamam, bu bir. Şimdi bu üst başlık da bunu bu kadar egzajere. Şimdi demokratik diyoruz. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz diyoruz. Demokrasi eşittir fikir özgürlüğü. Yani bundan taviz veremez demokrasiyle yönetilen ülkeler. Dolayısıyla burada da bunun da altını çizmek istiyorum. Çok fazla sorunlar var mı? Çok yavaş ilerliyor demokrasimiz bu açıdan. Yani bundan evvel de 30 sene evvel de 40 sene evvel de çok büyük problemler vardı ama demokrasimiz çok yavaş ilerliyor. Yani bunun altını çizmek istedim.
Çünkü bizim işte 5-6 ay evvel yaptığımız bir çalışmada gündem, Türkiye gündemi çalışmasında sorduğumuz bir soru sordum. Fikirlerinizi özgürce tanısanız da tanımasanız da insanlarla paylaşabiliyor musunuz? İfade edebiliyor musunuz? İfade edebiliyor musunuz şeklinde. İfade etmekten çekiniyor musunuz, çekinmiyor musunuz şeklinde. %45'lik bir oran, ben çekiniyorum. Bu da az bir oran değil, çekiniyorum demişti anketin içerisinde. Yani bunun önünü açacak bir takım şeyler yapmak lazım. İşte bakın. Ha, öbür taraftan... Sizce siyaset nasıl şekilleniyor bu anneler polemi üzerinde? Bir izninizle ben küçük bir meslektaş olduğumuz için de bir oraya sığınarak bir şey sorayım. Düşüncelerinizi ifade etmekten çekiniyor musunuz diye sormuşsunuz değil mi? Çekiniyor musunuz, çekinmiyor musunuz? Buradaki ana şey ifade düşüncelerinizi, siyasi düşüncelerinizi demek değil, değil mi? Evet. Mesela ben şuna inanıyorum, eğer siyasi düşünceleriniz diye farklı bir soru olsaydı, oran daha yüksek soru çıkardı. Çok doğru bir soru, yanlış anlaşılmasın. Oran daha yüksek ama çıkardı. Bir farklı şey de vardı, çok değil, daha yüksek bir oran çıkardı. Biraz sonra konuşuruz, o çok uzun bir şey. Evet. Yukarıdan aşağı siyasi sorular soruyorsunuz, insanın aklında siyaset oluşuyor otomatik olarak. Şimdi bakın. Devlet dediğimiz şeyin içerisinde bir tek cumhurbaşkanlığı yok. Partiler de var, güvenlik güçleri de var, hukuk da var, bakanlıklar da var, her şey var. Şimdilik eğer devletten gidip istenecekse, ki ben gerçekten garipsedim onu. Yani orada bir direniş görüntüsü vermek yerine HDP'nin önünde bizim sayın bakanlarımızın gidip annelere sarılıp geri dönmeleri, çok kısa bir süre içerisinde orada durmaları ve sizin çocuklarınızı bulup getireceğiz demeleri çok daha önemliydi. Çünkü hani devletten istenir dendiği zaman evet işte devlet orada esasında. Onlar da o direnişin, HDP'nin önünde direniş yapan annelerin yanına gidiyorlar. Annelerin onlardan da istekleri olacak tabii ki. Sayın Metiner oradaki şeyleri çok iyi biliyor. Yani çünkü bölgenin insanı, Adıyaman yanlış bilmiyorsam kendisi. Doğru, Adıyaman ağır. HDP devşiriyor PKK'ya diyor. Şimdi bakın, bunun bütün sebebi daha da çok az piyon kalmış olması. Bakın piyon diyorum özellikle. Yani öne sürecekleri çocuklar. Hep önden çocuklar gidiyor, arkadan kendileri kaçıyorlar. daha da çok az kalmış vaziyette. Yani Sayın İçişleri Bakanı'nın açıkladığı 900'dü, sonra 600'e indi. Hmm. 600 tane daha da... Peki bu eylemler terörist... siyaseti nasıl etkiler? Şimdi siz bir... Bakın bunun hiçbir etkisi olmaz. Olmaz mı? Ben, yani çünkü bana göre siyaseten bakıldığında aslında böyle bir mevzunun, böyle bir konunun malzeme bile olması gerçekten çok acı. Ama şimdi, Türkiye'nde böyle bir gerçeği var. Yani sonuçta 700 küsur haftadır cumartesi anneleri diye bir gerçeğimiz var. Türkiye'nin karanlık döneminden kalma o faili meçhuller var. Ve gerçekten o failleri arayan, aynı zamanda meçhule giden... evlatlarını arayan anneler var. Bir diğer taraftan daha kaçırılanlar var ve onların anneleri var. O yüzden ama siyaseten malzeme olması... Gördüğüm kadarıyla şöyle bir durum söz konusu. Doğu ve Güneydoğu illerinde HDP'nin oy oranında bir artış olur. Sebebini açıklayacağım. Çünkü işte bakın bunlar ne kadar kuvvetli. Anneler daha kaçanlara bile gidiyorlar, bunlardan istiyorlar. Biz de destek verelim diye. Fakat ülkenin geri kalanında HDP'nin ulaştığı oy oranlarında belirli bir düşme söz konusu olabilir. Çünkü annelere bu eziyet çektirelim. Annelerin HDP il binasının önüne gitmesi çözüm mü? Çok önemli bir şey. Bakın cesaret önemli. Cesaret demek. Peki çünkü bir devlet bakanının HDP il binası önüne gitmesini Cumhuriyet Halk Partisi çok eleştirdi. Nasıl bakıyorsunuz? Aynen şöyle dendi mesela. Bakanlar bir partinin önüne gitmemeliydi. Yani işleri çözüm bulmak onların mesela gibi eleştirileri de oldu aslında. Yani hani devlet orada temsili açıdan bakıldığında bir partinin il binasının önünde olmaz. Bir şekilde devlet çözüm merceğidir, çözüm yeridir. Birlikte gözyaşı dökmez. Sayın Soylu oradaydı, Aile Bakanı oradaydı. Cumhuriyet Halk Partisi eleştirdi. Geleceğim Sayın Metin'e. Şimdi protesto mu etmek için orada anneler bulunuyor, çocuklarını istemek için mi? Hmm. Bu çok önemli bir ayrım. Çok şimdi eğer protesto etmek için bulunuyorsa ve oraya bakanlar gidiyorsa siyasetçidirler.
siyasi kimlikleri vardır. Protestoyu herkes edebilir. Fakat iş çocuk istemeye, çocuğum daha kaçtı, bunu bize getirin. Bak bizim çok sevdiğimiz seçmenimizin çocuğu kaçtı daha, onu bize geri verin demesi, başka bir partinin gidip HDP'den bu şekilde bunu istemesi, ben işin açıkçası garipsedim. Ama protestonun içinde yer alıyorsa, yani oradaki anneye destek veriyorsa hiçbir mahsuru yok. Yani ama bakın yine söylediğim gibi bu konuyu gerçekten yani evet gündemde tutmak lazım. Çünkü bakın o kadar cesur bir hareket ki çocuğu daha da muhtemelen PKK'nın elinde ve gidiyor o çocuğu istiyor. Çocuğun öldürülme olasılığı var, efendim işkence görme olasılığı var. Anneye babaya gösterip ailelere bunların bak sen böyle yapıyorsun ama çocuk orada ha, bizim elimizde denme olasılığı var, tehdit olasılığı evet. var. Bence bu konuyu çok şey yapmamak, siyasetin malzemesi yapmamak lazım. Evet. Evet Metiner, ne dersiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir eleştirisi oldu. Özellikle Sayın Soylu ve Aile Bakanı'nın orada olmasıyla ilgili. Tam gitmeyelim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin hatırına gerçekten gitmeyelim. Ben de gittim. Ben de parti önündeki eyleme gitmedim. Televizyonlara da destek veriyorum. Biz de gittiğimizde yanlış anlaşılır. Tam gitmeyelim. Ama o insanlar bizi istiyorlar. Niye gelip bizim yanımızda durmuyorlar? Devlet nerede? İktidar nerede? Gittiğin zaman da CHP böyle bir eleştiri getiriyor. Tamam CHP gitsin. CHP'yi gitmeyi engellemekten alıkoyan şey ne? Kemal Bey gitmiş olsaydı çok anlamlı olmaz mıydı? Ama HDP'yi gücendirmemek adına gidiyorsanız... Şimdi devlet eleştirisi çok kolaydır. Hendek Çukuru'nda, Hendek teröründe gördük. Bir anda şehirlerimizi yakıp yıkan bir terör örgütü var. Bir anda da CHP'nin hazırlamış olduğu raporu. Şırnak raporunu okuyunuz. Ben okudum. Meclisteydim o tarihte. CHP adına bütün kürsüye çıkan sözcülerin söyledikleri tek şey şuydu. Devlet Kürt halkına katliam uyguluyor. Ama PKK'ya yönelik bir tek eleştirisi yoktu CHP'nin. Tamam biz gitmeyelim, Diyarbakır annelerini bırakalım. CHP gitsin, İyi Parti gitsin, Meral Hanım gitsin, alıkoyan ne? Bir diğer husus, Murat Bey kardeşim bak, 90'lı yıllar. Biz mecliste onu soruşturduk, hesabını gördük AK Parti döneminde. Meclis komisyonu üyesiydim ben. Cezaevlerine de dolaştım. Biz bütün annelerimiz duyarlılığına... Duyarlıyız. Devletin 90'lı yıllarda nasıl ceberrut olduğunu, Kürt halkını inkar eden, Kürtlere zulmeden, JITEM'iyle bir savaş, özel savaş aparatıyla nasıl Kürt halkına zulmettiğini o halkın bir çocuğu olarak biz biliyoruz ya. Yüreğimiz paramparçaydı. Şimdi o dönemde iktidar partilerini mi suçlayalım? DYP, CHP. Diyelim ki iktidardaydı. DYP, SHP iktidarı vardı. Sayın Baykal liceye sokulma diye öyle bir devlet vardı. Yani bir devlet aygıtı vardı. CHP iktidar ortağıydı. Sivas'ta katliam oldu. Kim açığa çıkartabildi? Şimdi sanki iktidarda AK Parti var da bütün bunların sorumlusu Kürt halkının inkar eden, Kürt kimliğini inkar eden, Kürtlere zulmeden bütün o dönemler müsebbi AK Parti'ymiş gibi bir şeyden söz etmek doğru değil. Şimdi size bir soru yani, sormak istiyorum. Özellikle kayyum meselesi ve oradan çıkan yolda giden, siyaseten oradan çıkan yolda giden bir süreç var kayyumlarla ilgili ve aynı zamanda HDP il binasının önüne giden ve anneler tartışması. Şimdi hem anneler tartışması hem kayyum tartışması bütün bunlara bakıldığında o bölge denklemi içinde hepsi birbiriyle çok grift ilişkiler aslında. Tabii ki, yani tabii hepsi birbiriyle çok bağlı. Anneleri konuşurken kayyumu konuşuyoruz. Kayyumu konuşurken bir diğer taraftan kayyumu... bölge denklemini konuşuyoruz. Evet. Çok özür dilerim. Şimdi AK Parti içinde, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde hem anneler polemiği üzerinden hem de kayyum üzerinden bir ayrışma, farklı görüşler var mı? Yok bizde yok. Yok peki. İşte. O zaman şöyle Sayın Bülent Turan, Sayın Arınç'ın, Ahmet Türk'ün terörle ilgisi yok ve kayyum eleştirilerine sert tepki gösterdi. İşte hadi oradan dedi. Arınç da sen zaman zaman böyle çıkışlar yapıyorsun. Sivrisinek ısırığı kadar beni ilgilendirmez. Sana yazık olur yanıtını vermişti. Şimdi aslında buradan bakıldığında burada bir ayrışma var. Ayrışma Bayon, gözüküyor. Yok yani mu? Sayın Arınç bizim partimizin yetkilisi değildir, yöneticisi değildir. Partimizin nasıl? Hiçbir kademesinde görev olan bir insan değildir. Partimizi temsil yetkisinde olan bir insan değildir. Ama Bülent Turan partimizi temsil makamında olan bir insandır. Partimizin grup başkan vekilidir. Sayın Arınç'ı nereye oturtuyorsunuz peki? Sayın Arınç yani, şu an eski meclis başkanlığı sıfatından dolayı Yüksek İstişare Kurulu'nun bir üyesidir. Herhangi bir üyesidir. Yüksek İstişare Kurulu üyesi olmak, devlet adına oluşturulan bir istişare organı üyesi olmak, AK Parti'nin yetkilisi olmak anlamına gelmez. Adalet ve Kalkınma Bülent Partisi Turan, bağlamaz mı diyorsunuz? Partimiz adına konuşmaya yetkili bir insandır ama Bülent Arınç partimiz adına konuşmaya yetkili bir insan değildir. Partimiz adına kimlerin konuşacağı bellidir.
Yani Bülent Turan'ın söyledikleri partimizi bağlar. Bülent Arınç'ın söyledikleri Cumhurbaşkanımızı da partimizi de bağlamaz. İkisini birbirinden ayırt etmek durumunda. Dolayısıyla kayyum meselesinde ama bir cevap verme gereği duyulmuş mesela buradan bakıldığında. Tabii ki cevap verilir çünkü Yüksek İstişare Kurulu sonuçta Sayın Cumhurbaşkanımızın oluşturduğu. Geçmişte partimizde meclis başkanlığı yapmış bir isim. Dolayısıyla bir tabii ki cevap verilir ama bu AK Parti içerisinde. Partili olmuyor mu Sayın Arınç da buradan? Hayır, partili olup olmadı ayrı bir şey. Partinin herhangi bir kademesinde bir görevi yok. Dolayısıyla parti adına konuşmaya yetkili biri değil. Cumhurbaşkanımız adına da konuşmaya yetkili biri değil. Çünkü Cumhurbaşkanı'na da kimin konuşacağı belli. Konuşacakların arasında Bülent Arınç'ın adı yok. Partimizin herhangi bir organında bir resmi görevi yok. Dolayısıyla partimiz adına konuşmaya yetkili değil. Kendi adına söylediği sözlerdir. Hala kendini AK Partili olarak gördüğü için, geçmişte de AK Parti meclis başkanlığını yaptığı için bu sözlerini söyleyebilir ama bizim de kendisini eleştirme hakkımız vardır. Bu AK Parti içinde bir çatlak olduğu anlamına gelmez. Burada bir şeye dikkat çekerek izninizle anlamlı bir tartışmaya kapı aralamak istiyorum. Buyurun. Bakınız her türlü fikri özgürce konuşabilelim ama fikir, düşünce, bakınız ayrılıkçı fikirler de dahil özgürlüğün sınırı çizilmez çünkü. Ayrılıkçı fikirler de dahil her türlü fikir. Ama bakınız fikir özgürlüğü konusunda en duyarlı parti biziz. Bütün bu yasakları ortadan kaldıran parti biziz, hükümet biziz. Şimdi şöyle bir cümle bir parlamenter kurarsa, Kürt sorunu çözülmezse gerillaya katılımlar da olacak, savaş da olacak, çatışma da olacak. Bu bir fikir midir? Bu PKK'ya övgü müdür? Teröre övgü müdür? Şimdi bunun diyelim ki bunun eleştirisini yaptığınız zaman nereye oturtacaksınız? Peki siz şimdi öyle bir şey söylüyorsunuz ki yani sanki biz yani şöyle açtığınız pencere mesela yani ben yine orada kalmak istiyorum. Şimdi bir ittifak var. Bu sistem ittifakları beraberinde getirdi. Doğru. Şimdi Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı'nın ortağı. Zaten doğru. İki parti var orada. Şimdi Sayın Bahçeli de Sayın Arınç'ı mesela eleştirdi. Tabii eleştirdi. Sayın Bahçeli şimdi Sayın Arınç'ı eleştirdi. Dedi ki yani kozmik odaya FETÖ'yü sokan kimdi dedi. Doğrudur. Mesela. Şimdi şöyle yani siz de eleştiriyorsunuz. Oradan bakıldığında aslında Sayın Arınç'a Cumhur İttifakı'nın bir ortağı cevap veriyorsa o konumlandırdığı yer önemlidir diye düşünüyorum. Yani Cumhur İttifakı Sayın Bahçeli bizim partimizin herhangi yetkili birisine yönelik bir şey söylemiyor. Bülent Arınç fikrini söylüyor. Sayın Bahçeli de o fikirlerin ne kadar zararlı olduğunu söylüyor. Ben de Sayın Bahçeli'nin eleştirilerini çok da anlamlı ve değerli buluyorum. Peki. Yani bu yani Bülent Arınç konuştuğunda hepimiz susalım mı yani? Partimizde yetkili bir konumda değil. Cumhurbaşkanımız. Ben anlamak için soruyorum. Ben de herkes anlamak için soruyorum. Biliyorum. Siz partilisiniz. Yok. Böyle bir gündem var. Sizin benim için soru sormak. Ben anlamak için ben soruyorum. Ben de kitle diyorum. Yani evet. Bülent Arınç konuştu diye biz hepimiz susacak mıyız yani? Kişisel fikrini söylediği sürece biz de kişisel fikirlerimizi söyleriz. Benim bugün burada söylediklerim benim kişisel fikirlerimdir. Ben AK Parti temsil makamında olan bir insan değilim. Ama Bülent Turan AK Parti temsil makamında olan bir insandır. Ben de AK Parti temsil makamında değilim. Bülent Arınç da AK Parti temsil makamında değildir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızı, partimizi bağlayıcı, kayıtlayıcı sözler söyleyemez. Kişisel fikirlerini açıkladığında da ben de eleştiririm. Bülent Turan da gerekirse partimiz adına eleştirir. Sayın Bahçeli de eleştirir. Bence Sayın Bahçeli'nin eleştirileri bu anlamda çok değerlidir. 17-25 Aralık sürecinde Yüce Divan oylamasında bu Bülent Arınç gibi eski siyasetçilerin sergiledikleri tutumları her birimiz eleştiriyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızı, partimizi şu ve bu şekilde sıkıntıya sokacak açıklamaları yaparken hele hele Yüksek İstişare Kurulu üyesi sıfatını taşıyan bir insanın bin bir kere düşünmesi gerekiyor. Peki tamam, teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz. Ertan Bey, bu yaşanan polemikler aslında sizin bulunduğunuz cepheden nasıl okunuyor? Şimdi şöyle yani polemik üzerinden başlayacak olursak şimdi yani bu bakan gitti gitmedi meselesinde ben bakanın gitmesini eleştirildiği kadar önemli bir şey olarak görmüyorum ama benim daha büyük bir eleştirim var. Ben bakan niye oraya gitti diye eleştirmekten öte bakan neden diğer annelerin veya diğer haksızlıkların yanına, diğer hak arayışlarının yanına gitmiyor diye bakarım. Çünkü orada kimin giden herkes PKK'ya karşı bir kamuoyu oluşmasını sağlıyorsa burada ben bir şey görmüyorum. Bir
ya olumsuzluk anlamında bir şey görmüyorum kamuoyu oluşturduğu sürece PKK'ya karşı. Hı. Ama diğer taraftan aynı bakan, yine oraya geleceğim çünkü cumartesi annelerin konuşulması sanki bir sürpriz gibi oluyor ama çünkü bugüne kadar, bu konu açılana kadar çok konuşamıyorduk. Ne buralarda bu gündeme geliyordu, ne başka bir yerde gündeme geliyordu. Şimdi gündeme gelmişken şunu da söylemek isterim. Aynı bakan neden bu annelere, cumartesi annelerine destek vermeye gitmediği gibi bir de onların en temel eylem hakkını engellemeye, kısıtlamaya yönelik faaliyetler içerisinde. Bana göre asıl mesele şudur. Şimdi diğer taraftan da şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben bir yetkilisi değilim, savunucusu da değilim. Ama kendi adıma, şahsım adına şunları söyleyebilirim. Hem de bir araştırmacı olarak da bunu ekleyebilirim. Buyurun. Siyaseten yaptığınız her tercihin bir size bir maliyeti vardır, bir de getirdikleri vardır. Yakın tarihte, yakın geçmişte gelen ittifak sistemiyle birlikte AKP bir tercih yapmıştır. Bu tercih Milliyetçi Hareket Partisi ile ortaklık tercihidir. Dolayısıyla bu tercih nasıl ki İç Anadolu'da AKP'ye daha fazla oy getirmişse Kürt coğrafyasının yüksek olduğu yerde de tek başına MHP'yi gördüğü için oy kaybı yaşatmıştır. Hatta kaybı bir de stratejik oya dönüştürmüştür. Nedir bu stratejik oy meselesi? Kürt seçmen MHP'yi gördükçe AKP'nin yanında dönüp AKP'nin karşısındaki en güçlü alternatif olan, Üstad belki araştırmalarıyla destekleyecektir bunu, birçok ilde, Mersin'de, Antalya'da, başka illerde, Bilecik'te, büyük şehirlerde aynı şekilde, İstanbul'da ne yapmıştır? AKP'nin karşısındaki en büyük alternatif Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş. Şimdi işbirliğinin oluştuğu yer sandıktır açıkçası. Çünkü kimin ne dediğiyle seçmen ilgilenmiyordu. Bizim yaptığımız ölçümde de Öcalan mektubundan önce HDP'li seçmen ne kadar oy veriyorsa bir adaya, Öcalan mektubundan sonra da aynı oyu vermeye devam etti. Arada 0-3'lük fark vardı bir sadece. Fark vardı. Bu hiç kimsenin telkini, telkinlerle olsaydı Öcalan mektubu düşmüştü ortalığa. O mektupla telkin, ondan daha büyük bir telkin olmazdı herhalde değil mi iddia edildiği üzere. Ama buna rağmen bu bir sandık tercihinin, bir seçmen ittifakının da olduğunun açık kanıtıdır orada bana göre. Orada fotoğraf net diyorsunuz yani. Orada. Tabii ki. Yani kayyumlar meselesinde ben de. Yani küçük bir soru çok sorabilir miyim? Buyurun. Sadece bir soru. Ertan Bey'e soracaksınız. Evet, Ertan Bey'e bir soru. 7 Haziran'dan sonra HDP Sayın Bahçeli'ye başbakanlık önerdi. Siz başbakan olun, kurun hükümeti, biz size destek vereceğiz dedi. Yani MHP'yi AK Parti'nin yanında gören Kürt seçmen, tırnak içinde, evet. Ben de Kürt'üm, AK Partili mesela. Niye Kürt seçmen, evet. HDP denklemi kuruluyor, ayrı bir tartışma konusu. Sırf MHP'yi yanımızda gördüğü için AK Parti'ye oy vermiyor, CHP'ye gidip oy veriyor. Ama orada öyle ama bir çektim. Ama 7 Haziran'dan sonra bizzat şu an içeride olan HDP'nin eş başkanı Sayın Bahçeli'ye altın tepsi içinde iktidarı sunuyor. Başbakan olun, biz size destek şimdi vereceğiz. Bu bir varsayım diyor. Ben Demirtaş tarafında hiçbir böyle, bakın Demirtaş tarafında hiç böyle bir açıklama görmedim. Dolayısıyla bunun peki, muhatabı hemen ben değilim. İzniniz varsa girebilir miyim? Ben şu an miyim? Bakın yok, bak, siz şu an bir siyasi partinin yöneticisinin yaptığını varsaydığınız bir iddia içerisindesiniz. Ben size seçmen davranışını anlatıyorum. Hmm. Ya bu seçmen niye Bahçeli'ye iktidar teklif eden ve Bahçeli'yi iktidar başbakan yapmaya çalışan HDP'den... Çok açık, çünkü bugüne kadar şöyle MHP ile hiçbir şekilde örtüşmediği gibi iki tarafında birbirine karşı şey var, yani geç, tarihsel bir birikimi var. Evet, dolayısıyla Kürt bunu gördüğü sürece... Kürt kimliğini inkar eden bir CHP oyu veriyor Kürt seçmen. Ya Kürt kimliği ama nerede inkar edildi CHP? Sonlandıran... Yani aklınıza gelen her şeyi söylemeyi siz analiz mi zannediyorsunuz? Ben anlamakta güçlük çekiyorum. Aklınıza gelen her şey dilinize yansıyor. CHP nerede Kürt seçmen yok demiş. Kürt seçmen yok değil. Neyi inkar etmiş Kürt o zaman? Kürt kimliğini, Kürt halkının varlığını inkar eden CHP zihniyetidir. O sizin şeyiniz, tamamen kafanızdan uydurduğunuz varsayımlarınız. Başka bir şey değil yani. Siz tarih... Neyle örtüştürüyorsunuz bunu sizce? CHP 1900 tek parti şey döneminde itibaren batmış bütün Kürt dilini yasaklayan, Kürt halkının varlığını inkar eden bir partidir. Batmış bütün tüccarlar geçmişe dönük defterlerini karıştırırlar. Eskiden ne bulabilirim diye medet umarlar. Anladığım Allah kadarıyla... Allah. Bay Mehmet'in yaptığı da bu şu an için programda. Tarih bilginiz bu kadarsa sadece ben tarihte ederim. Konuşurum sizinle ama gündemimiz değil. Çünkü siz şu an bugün anlatacak sözünüz kalmadığı için sıkıştığınız her yerde tarihe anladım gidiyorsunuz. Anladım da böyle bir CHP eskiden, Kürt seçmen oy veriyor şey da yani. Kürt inkarını sonlandıran bir AK Parti'yi nasıl oy veriyor? Çünkü siz MHP'yi tercih ederseniz bunun bir elbette ki bir maliyeti olacaktır. Tamam, elbette tercih bunun bir maliyeti olacaktır. Bu maliyeti... Biz o maliyeti gösteririz. Seçmen sizi ödetti 31 Mart seçimlerinde. Orada tam ikna olamadınız. Seçim tekrar ettiniz. Haksız yere bir seçimi iptal ettiniz. Tekrar ettiniz. Orada ikinci kez daha büyük bir
farkla ödetti bu maliyeti. Bundan sonra yani, da böyle devam edecektir. Yani. Analiz oluyor. Şimdi kayyumlar meselesine de gelince, bugün bakın bir tane daha belediye başkanı olmuş. Daha sonra devam edeceğiz zaten. Bugün bir tane daha belediye başkanı aynı şekilde görevden olmuş. Hatta galiba içeri de alınmış. Şimdi bu buradaki mesele şu. Böyle bir iddianız var ise, bu belediye başkanının terörle ilişkisi olduğunu düşünüyorsanız koskoca bir devlet. Hı hı. 31 Mart'tan önce de bu adamlar dün şapkadan çıkmadılar. Hepsi eski siyasetçiler, bilinen siyasetçiler vesaire. Varsa böyle bir ilişki görüyorsanız sokmazsınız seçime. Seçime de sokuyorsanız 1 Nisan sabahı bununla ilgili yazı yazmazsınız görevden alınması için. Bunu yaptığınız takdirde ülkeye dair ülkeye dair bütün öngörülebilirliği ortadan kaldırırsınız. Siz böyle devam ettiğiniz sürece bu ülkede ne ekonomi düzelir ne özgürlükler konuşulabilir ne de demokrasi tartışılabilir sağlıklı anlamda. Peki. Şimdi bir reklam arasına girelim. Reklam arasından sonra da konuşalım. Bir sistem değişti tabii. Sistem değişikliğinden sonra ittifaklar yaşandı. Yani bu ittifaklar da beraberinde birçok tartışmayı da getirdi. Şimdi onu da konuşalım. Sayın Erdoğan'la Sayın Karamollaoğlu'nun bir görüşmesi oldu. AK Parti'nin oyları da hiçbir zaman Güneydoğu'da düşmedi yani. Eğer analiz dediği şey buysa hiçbir zaman Güneydoğu'da AK Parti'nin oyları düşmemiştir. Batı'ya bakın seçim sonuçları itibariyle yeterli yani. Cevabı görecek. Şırnağı aldık yani. Evet. Ne oldu yükseldi mi peki? Batı'ya bakın AK Parti, cevabı göreceksiniz. Kalkma Partisi'nin oyları Güneydoğu'da Türkiye'nin yükseldi mi? Türkiye'nin en hakiki Kürt partisi AK Parti'dir. Bunu bir Kürt olarak söylemekten de onur duyuyorum. Bu nedenle de MHP ile ittifak kurarak tabii Kürtlerin özgürlüklerini daha fazla savunacağına, onların eşit yurttaşlığı yönünde çok daha emin adımlarla ilerleyeceğine karar vermiştir. Kürt halkının varlığını inkar eden bir parti olmamıştır ama CHP Kürt halkının varlığını da inkar etmiştir, evet. Kimliğini inkar etmiştir, dilini yasaklamıştır, katliam uygulamıştır. AKP katliam. Tam da Kürt toplumu için MHP ile bir ittifak kurup onların eşit yurttaşlığı yolunda daha iyi kilometre taşları döşemek tercihinde bulunmuştur. Peki bir reklam diyelim, kısa bir reklam arası ardından da devam edeceğiz. AK Parti'den istifalar oldu. AK Parti'de başbakanlık yapmış birinden bahsediyoruz. Sayın Davutoğlu. Sayın Davutoğlu'nun istifası oldu. Sayın Babacan keza aynı şekilde. Ama sandıkta ne olur, sandığa yansıması ne olur, sokağa yansıması ne olur, biraz bunları konuşacağız. Sistem tartışması demişken, gerçekten bu sistem ittifakları beraberinde getirdi demişken, o yüzden %1 oyu olan bir partinin bile bu siyaset iklimi içinde, siyaset düzlemi içinde bir önemi var. Sayın Erdoğan'ın Sayın Karamollaoğlu'yla görüşmesi ki Abdülkadir Selvi gazeteci meslektaşımızın köşesinden de öğrendik. Birlikte çalışmalıyız dediğini, Sayın Karamollaoğlu'nun da konuya girmediğini yazdı. Bunların hepsini konuşacağız reklamlardan sonra. Şimdi çok uzun süre aslında yine siyasette yeni oluşumları konuşacağız gibi. Bir süredir zaten konuşuyoruz, üzerine programlar da yapıyoruz. Siyasette yeni oluşumlar, işte Sayın Babacan'ın kuracağı parti, yeni bir oluşum, yeni bir yol. Siyaseten bir iklim değişikliği yaşatacak elbette. Sayın Davutoğlu keza aynı şekilde. Fakat bu istifa süreçlerinde de çok tartışma yaşandı. Yeni sistemle birlikte yeni oluşumların alacağı oyların da herhalde Murat Bey önemi arttı. Tabii buradan bakıldığında hem bir taraftan meclis aritmetiği nasıl etkilenir diye insanlar merak ediyor, sorular var. Onun dışında Cumhur İttifakı açısından bakıldığında Cumhur İttifakı çoğunluğu kaybeder mi? Çünkü bu iki isim de önemli. Adalet ve Kalkınma Partisi için de çok uzun süre siyaseten çalıştılar ve çok önemli mevkilerde bulundular. Bunun etkisi var. Sandıkta ne olur gerçekten? Sokak ne diyor? Şimdi sokak... Şu an açıkçası, sahadasınız değil mi? Evet, şu an sahadayız. Birkaç tane ilginç soru var mesela. Türkiye'de yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var mı sorusu ki seçmenin gözünde bu nedir? Ne düşünüyor bununla ilgili? Bu çok önemli bir şey. Artı işte Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, hatta biz Abdullah Gül'le koyduk. Abdullah Gül parti kursa bunlara oy verir misiniz? Ayrı ayrı sorular bunlar tabii. Oy verir misiniz? Şeklinde daha devam ediyor. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla dün Ersin Hoca anlattı. En sağa kaymış AK Parti. Yani İttifakın etkisi var mı burada? Tabii, yani tabii, o tabii. Fotoğrafın tabii. Etkisi çok, var çok, mı? Çok ciddi etkisi var. Yani MHP'nin de sağına kaymış vaziyette toplumda.
Dolayısıyla yani esasında ittifak düzgün bir ittifak. Böyle baktığınız zaman ittifak düzgün. Ama merkezde bir boşluk oluşmuş vaziyette. Ve o merkezdeki boşluğu partiler doldurmak isteyecek. Ya o zaman yani merkezdeki boşluğu yeni oluşum doldurabilir mi sizce? Dolduramaz mı? Bunu bakın. Şöyle bir şey var. Yani Sayın Davutoğlu'nun bir manifestosu var. Gerçi görmek lazım biraz. Yani. Bunu bütün muhalefet partileri söylüyor zaten. İşte daha fazla adalet, daha fazla fikir özgürlüğü, daha fazla falan. Bunu zaten muhalefet partileri söylüyor. Yeni bir şey yok. Ama icraat önemli. Yani ne yapacak? Nasıl gidecek? Mesela kaç kişi gelecek peşinden AK Parti'den? Gelecek mi, gelmeyecek mi? Bunlar önemli. Aynı şey Ali Babacan için de önemli. Çünkü orada bir topluluğu oluşturan, o %45'lik topluluğu oluşturan, en son seçimde %41'di. Gerçi o %41'lik topluluğu oluşturan kitleden ne kadarı bu isimlerle hareket ediyor? Peki şimdi hocam, ama uzun yıllardır anketler yapıyorsunuz, araştırmalar yapıyorsunuz, sokağa çıkıyorsunuz, sahaya iniyorsunuz. Bunlar çok verimli. Biz bunları konuşuyoruz. Bunların üzerinden siyasi iklimi, havayı, sandıkları tahmin etmeye çalışıyoruz. Şimdi Sayın Babacan bir röportaj verdi sadece. O röportaj üzerinden biraz da ben size bir soru sormak isterim. Ertan Bey'e de keza, ardından da yeni oluşumlarla ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki hareketi öğrenmek istiyorum. O hareketliliği. Bu röportaj üzerinden Sayın Babacan'ın siyasi iddiası nasıl karşılık bulur sokakta? Röportaj üzerinden diyorum çünkü gerçekten Sayın Babacan daha konuşmadı henüz. Yani. Babacan ve ekibinin şöyle bir yöntem izliyorlar. Bu siyasi iddiası. Kesinlikle AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'na vurmuyorlar. Ahmet Davutoğlu gibi. Sen ve o partinin içinden belirli bir kitleyi çekme stratejilerinin başına geliyor. Zaten polemik üzerine yapmayacağız diyor. Hatta o bahsettiğiniz röportajın içerisinde biz AK Parti'nin kurduğu ittifaka da girebiliriz diyor Ali Babacan. Yani bizim şu anda ne olduğumuz belli değil diyor. O ittifaka da girebiliriz diyor. Şimdi burada esasen meclis çok önemli değil. Esas seçimlerde, yani önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçimi çok önemli. Cumhurbaşkanlığı seçimi belirleyici olacak. Tabii. Çünkü bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde var %50+1 kuralı. Yani meclisinde o kadar çok yetkin, bu en son anayasa değişikliğinden sonra çok da yetkin olduğunu söylememiz mümkün değil. Yani çünkü yasaları, her şeyi Cumhurbaşkanlığı çıkartıyor. Tabii %50+1 çıkartıyor. Dolayısıyla olunca %1'in bile değeri ama bir baktığımız zaman en son seçimde Sayın Erdoğan 152 oy aldı ve bu 152 oydan 2 puan düşmesi, 3 puan aşağıya çekilmesi ki potansiyeli var bu kurulacak partilerin %49'lara kadar gerilemesine sebep oluyor ve seçimin ikinci tura kalmasına sebep oluyor. İkinci turda da tek bir adayla yarışacak. İşte bu İstanbul seçimi güzel bir örneği esasında bunun. Yani evet, diğer partiler de vardı da bir buçuğa kadar bir puan topladılar. Geri kalan bütün puanları Sayın İmamoğlu ile Binali Yıldırım topladı. Birebir kaldığı zaman muhalefetin geçme olasılığı var. Ve iktidardan düşme olasılığı var. Şimdi bunların hepsi olasılıklar. Dolayısıyla bu partilerin hani diyor ya Sayın Arınç'ın lafı, özgür ağırlığı yüksek. Yani alacağı oydan daha fazla özgür ağırlıkları önemli. Evet. Şimdi aslında Ertan Bey, yani biz seçimleri bitirdik, yani 2023 diyoruz ama bir türlü seçim ortamından, seçim atmosferinden çıkmıyoruz şimdi. 50+1 demişken o çok önemli, gerçekten belirleyici. Biraz yeni oluşumlara katkınız olacaktı. Sizin de çalışmalarınız var galiba. Var. O katkıları alayım. %0.1 deyince ya da %1 ikilik partiler deyince Sayın Karamollaoğlu ile Sayın Erdoğan'ın görüşmesine de biraz değerlendirelim. Mehmet Metiner'e soralım. Buyurun. Şimdi yani bir iki tane şu an aday söz konusu AKP içinden çıkan. Biri Davutoğlu, diğeri de Sayın Babacan. Etkiler mi AK Parti'yi? Şimdi şöyle, etkilediği aşikar kamuoyu yoklamalarına göre. Hatta gerçekçi olmak gerekirse İYİ Parti aslında şu an sahanın çok büyük bir kısmını AKP konsolide ettiği için birinci hedef olarak AKP'den, ikinci hedef olarak da MHP'den oy almak üzere yola çıktı. Ama yine kamuoyu yoklamalarına, gördüğüm kamuoyu yoklamalarına dayanarak ifade edebilirim ki oradan AKP'den çok bir şey alamadığı gibi
daha çok MHP'nin önemli bir kısmını alıp CHP'den de anlamlı oranda bir oy alarak mevcut siyasal yaşamına devam etti. Doğru. Bugüne kadar gelen buydu. Belki Murat Bey'in bir şey varsa, ekleyeceği bir şey varsa memnun olurum. Yeni partilerde de böyle olacak o zaman. Şimdi yok, yeni partide farklı bir durum karşımıza çıkıyor. Nedir? Özellikle Babacan tarafında daha fazla AKP'den oy koparma durumu söz konusu. Ama ben birkaç bir şey söylemek isterim bu iki hareketle ilgili. Şimdi kamuoyu yoklamalarına göre benim de gördüğüm, Davutoğlu'nun ben aslında çok büyük bir oy alacağını düşünmüyordum açıkçası. Çünkü baktığınız zaman Türkiye'de işte mevcut yapıda çok büyük sistemler ve kurumlar olmadığı için daha çok bireysel hikayelerin peşinden gidiyor insanlar. Davutoğlu'nun arkasında ben bir başarı hikayesi görmüyorum. Başbakanlık yapmış, görevden alınmış. Efendim Rus uçağının düşürülmesinde çok ciddi şey var, payı var. Ülke hala daha ülkenin politikasını neredeyse etkilemek zorunda kaldı. O zamanında övünerek çıkıp beylik laflarla savunduğu bu uçak krizi meselesinden kaynaklı. Diğer Suriye politikasında çok ciddi oranda onun stratejik derinlik adı altında yaşama geçirdiği anlamsız politikalar, günübirlik politikalar var. Ama tüm bunlara rağmen eleştirinin odağında evet, genelde Suriye politikası. Bir başarı hikayesi yok. Yani ben arkaya baktığım zaman neye referans verir dediğimde bir şey göremiyorum açıkçası. Evet. Ama buna rağmen beklediğimin üstünde oy aldı. Çok büyük oy aldı anlamına gelmesin bu. AKP en sağ kaymış dedi Murat Bey. Katılıyorum. Bir de şöyle bir başka bir veriyle destekleyeyim ben. 2015 yılında bizim yaptığımız bir ölçüm vardı. Cetvel sistemiyle bir en solu 10 en sağ ifade ediyordu şeyde cetvelde. AKP'nin seçmene kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz diye soruyorduk. Bir de partinizi nerede konumlandırıyorsunuz diye soruyorduk. Ve o ölçümde de diğer partiler için de geçerliydi bu arada. Yani tek başına şey olmasın, haksızlık olmasın. AKP'yi kendisinden daha sağda konumlandırıyordu. Şimdi bu MHP ile birlikte daha da bu refleks artmış durumda. Hatta yer yer MHP'lileşen neredeyse refleksler görüyoruz. Şeylerde, açıklamalarda mesela 31 Mart öncesi belediye seçimi olmasına rağmen bir beka üzerine kurmuş bir stratejide bu tür algıları daha fazla perçimlemiştir diye düşünüyorum. Peki. Bir Babacan hareketine dair de çok kısa birkaç bir şey söylemek isterim. Bu başlığı önemsiyorum çünkü. Babacan meselesinde şimdi çok az açıklamaları var bir kere. Yani şu ana kadar ortaya koydukları bir şey yok. Tek bir röportaj var. Oraya da baktığınızda temel birkaç stratejiyle karşılaşıyorsunuz. Bir tanesi AKP'nin kuruluş dönemine dair önemli atıflar yapıp, olumlu atıflar yapıp, bugünkü durumuna dair daha üsturuplu şeyler var, eleştiriler söz konusu. Diğer taraftan mesela birisi otursa, bir sosyal bilimci anahtar kelime analizi yapsa, yaptığı röportajda daha çok öne çıkan adalet, özgürlük ve ekonomi. Herhalde bu Fransız devriminden bir tek ayrıldığı şey eşitlik anlamında ayrılıyor. Ekonomi şey yapıyorlar çok fazla. Bir ilginç şey daha var yine gördüğüm kamuoyu yoklamalarında. Babacan Partisi'ni HDP'li seçmenden çok anlamlı bir kayma söz konusu. HDP'li seçmenden, evet, Babacan'ın seçmenden, partisine yani yeni çok oluşacak büyük bir olan... devasa bir rakamdan bahsetmiyoruz ama bir önemli elle bir oran. Tutulur bir kayma var. Bunu oysa da yani ben... verilen röportajda en çok merak edilen Kürt meselesine bakış açısıydı ama orada bir boşluk mulak oldu. Evet. Evet, bir mulak şimdi boşluk orada olduğu şöyle, söyleniyordu. Ben hep şunu geçmişte de söylerim. Yani araştırmacının sadece araştırma yaparak gerçek veriye uğraşması çok mümkün değil. Sosyolojiyle desteklemesi lazım bu verileri. Ve siyaset bilimiyle desteklemesi lazım. Benim orada kendimce bulduğum iki tane şey söz konusu. Bir tanesi şu, doğrudan Kürt meselesinde radikal şeyler söylemese de çok fazla özgürlüğe atıf yapması. İnsan haklarına, birinci, özgürlüğe, evet, adalete atıf yapması. Evet, onlara atıf yapması. Bir olarak oradan yakalıyor olabilir. İkincisi, her ne kadar çok açıktan şey yapılmasa da bir Abdullah Gül desteği var. Ve siyaset pratiğiyle ilgilenenler bilir ki Kürtlerin, özellikle HDP geleneğine yakın Kürtlerin Abdullah Gül'e pek bir mesafesi yoktur. Bugüne kadar bize çok kötü bir şey söylemedi gibisinden bir şeyleri, yaklaşımları vardır. Anlamlandırabildiğim kadarıyla, çünkü daha da derinleştirilmesi gerekir bu analizin. Bu iki nedenden dolayı özellikle HDP'li seçmenden bir beklediğimizin üstünde bir şey var, ilgi söz konusu. Özellikle HDP'li seçmen üstünde duruyorsunuz çünkü kilit rol oynadılar. Yani yerel seçime bakıldığında yerel seçimde gerçekten HDP'li seçmen kilit rol oynadı özellikle şimdi, Batı'da. Bir de çok politik bir seçmen. Dolayısıyla yani bir şey sorduğunuzda %90 evet ya da %90 hayır diyorlar. Hep beraber kabul edip hep beraber reddediyorlar. Küçük birkaç ekle bitirmek isterim bunu. Ekonomi referans mesela açıklamalarına çok fazla önde çünkü dünyada bir ekonomik büyüme vardı.
Türkiye'de bundan önemli oranda nasibini aldı. Ve özellikle Babacan'ın başında olduğu dönemde de bu gerçekleşti. Hı hı. Bu dönem içerisine, bu döneme dair ekonomi referansının çok atıf yapılması son derece anlaşılabilir. Hatta belki bugün cesaret ve cüretlerinin önemli oranda arkasında ben iki neden görüyorum. Bir ekonomik krizin olması, bir de 31 Mart'taki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı, yani AKP'nin üstündeki yenilmezliğin kalkması. Ama çok küçük bir cümle daha. Bence en temel problemleri Babacan ve ekibinin cesaret ve cüret sorunudur. Bugüne kadar bu kadar herkes onlar ne diyecek diye bakarken şu tarihte bile sadece tek açıklamayla yetinmiş olmaları siyasetin ana gereklerinden biri olan cesaret ve cüret tarafında çok da fazla ileri gidebileceklerini veya iyi bir performans göstereceklerinin işaretini vermiyor. Bu daha çok belki Abdullah Gül tarzına da yakın bir tarz diyebiliriz. Peki, aslında hem sizin hem de Murat Bey'in söyleminden çıkardığım hem yeni oluşumlarla hem de AK Parti'nin durduğu yerle ilgili iki şey var. Birincisi Sayın Metiner, şöyle bir eleştiri geliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdiği fotoğraf, hatta Milliyetçi Hareket Partisi'nden de öte sağa kaydığı noktasında bir eleştiri var. Buna ne dersiniz? İki, şöyle bir çözümlemesi oldu Ertan Bey'in yeni oluşumlarla ilgili derken özellikle Sayın Babacan'la. AK Parti'yi bir gemi olarak düşündüğümüzde bu geminin içinde gemi su almaya başladığını söylersek eğer... Bir ekonomiyle ilgili, ikincisi de yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli büyük şehirleri alması da su almayı da bu şekilde açıklarsak. Buradaki hasar üstünden Sayın Babacan oluşumu yürüyecek. Yani iddiasını da buradaki hasar üstünden oluşturacak söylemleri. İkincisinden başlayayım. Olur, AK Parti olur. Gemisi su almış bir gemi değildir. Hı hı. İçimizdeki kripto unsurları ve bir takım ihanetçi unsurları, Erdoğan'a kaybettirmeyi kendine siyasi misyon edinmiş bir takım unsurları temizleme. Hı hı. Gemi su almış değil. Su alma meselesine şöyle, şimdi size o zaman şöyle ifade edeyim. Sayın Cumhurbaşkanı da özellikle kendisi zaman zaman öz eleştirilerde bulunuyor. Hani belli bir teşkilata yönelik konuşuyor. İşte seçimler sonrası, işte belki bir hasar tespit çalışması siyaseten yapıyor. Her partinin yaptığı gibi. Arınıyoruz. Arınıyorsunuz. Tabii ki. Daha da arınacağız. Arınmalıyız. Arınarak güçlü olacağımızı da herkes görecek. Dolayısıyla AK Parti gemisi su almadı. Kendini bu davanın mensubu olarak görenler de hiçbir zaman fare rolünü oynamazlar. Hele hele. Erdoğan'a kaybettirmek üzerinden bir siyaset yolculuğuna çıkmazlar. Çünkü yeni oluşumları bir diğer husus biz MHP'nin sağı neresidir de bilmiyorum. Yani birileri bunu çok böyle sosyolojiyle siyasetle böyle harmanlayarak analitik MHP'nin sağı derken kastedilen nedir? Soralım, biz neyi kastediyorsunuz? Biz MHP'nin sağına nasıl kaymışız? Bir soralım. Çok en azından kastedilen evet. Nedir? Milliyetçi Hareket Partisi sağ derken. Ben cevap veririm ama Murat Bey'in ifadesini istiyorsa ben cevap vereyim. Hani siz de dediniz, katıldığınızı değil. Söylediniz. Aha. O yüzden verebilirim. Dedim. Murat Bey haksızlık olmasın diye. Tabii buyurun. Sağ seçmen var, sol seçmen var. Bu sağ seçmen daha evvel MHP'de çok daha fazlaydı. Kendini sağda konumlayan seçmen çok daha fazlaydı. Şimdi AK Parti içerisinde bu seçmen MHP'den daha fazla olmaya başladı. Yani MHP'nin sağına kötü kaymak... Kötü şey değilmiş yani. Sosyolojik bir yani destek kayma. Eleştiride değil bu. Yani bir parti sağda da olabilir. Ayrıca bir parti sağ partinin daha sağa gitmesi sağ partinin yarasıdır. Siz şimdi sağda olduğunuz için durum tespiti yapıyorsunuz herhalde. Yani biz de sağdayız. Biz milletin içindeyiz ya. Sabah akşam milletin içindeyiz ya. Yani mesela size soralım, siz araştırmacı kimlikleri olduğu için söylüyorum yani. 1-10 arasında bir sol, 10 sağ, en sağ, bir en sol. Nerede hissediyorsunuz kendinizi? Biz kendimizi merkezde, Türkiye'nin partisi olarak görüyoruz. Kendimizi yani, ne sağcı bir parti. 5 veriyorsunuz kendinize. Yani tam ortası 5 oluyor. Yani 5 mi veriyoruz onu bilemem. Ben AK Parti'yi bilen, AK Parti liderini de herhalde Türkiye'de çok yakından tanıyan biriyim. Ne düşündüğünü de bilirim. Dolayısıyla kimse kusura bakmasın. Bir taraftan biz konuşurken de ekranı yönetmenim ikiye böldü. Teknofest, Türk Yıldızları da Teknofest'te uçuş gösterileri yapıyorlar. Bizim konuşmalarımız devam ederken görüntüleri de ara ara verelim gerçekten. Yani AK Parti kendini sağda da solda da konumlandıran bir parti değildir. Evet. Dikkat ederseniz ne sağcı olduğunu söylemiştir ne solcu olduğunu söylemiştir. Ama
herkes için özgürlük isteyen Türkiye'nin partisi olarak kendini tanımlamıştır. Ve temel mottomuz da şu olmuştur, sloganımız da şu olmuştur: biz birlikte Türkiye'yiz. Etnik aidiyetine, yaşam tarzına, mezhebe, dini ayrılıklara bakmadan eşit vatandaşlık üzerinden yol yürüyen bir partiyiz. Dolayısıyla biz MHP'nin MHP ile işbirliğini çok anlamlı ve değerli biliyoruz. Çünkü 15 Temmuz ruhunun siyasal anlamda ete kemiğe bürünmüş bir halidir bu. 15 Temmuz'dan önce MHP de bize şiddetle ve hiddetle itiraz ederdi. Dolayısıyla ne MHP AK Partileşmiştir ne de AK Parti MHP'leşmiştir. Küçük bir ek yapmak istiyorum. Muhafazakar demokrat sağda bir parti demektir. Doğru. Dindar ama dinci olmayan, dini duyarlılıkları çünkü çok önemseyen. Erdoğan'ın ilk parti kurduğu zaman. Muhafazakar demokrat, evet. Açık. Bizim demokrasi anlayışımız herkes için özgürlük isteyen bir anlayıştır. Muhafazakarlık anlayışımız da kendi geleneği inkar etmeyen, kendi kökü üzerinden yeşermeyi öneren ve bütün yeniliklere de, değişimlere de açık olan bir muhafazakarlıktır. Tutuculuk değil yani. Geçmişe saplanıp kalan bir muhafazakarlık anlayışımız yok. Şimdi Babacan onlar, Davutoğlu onlar tabii ki geçmişte siyaset yaptığımız arkadaşlar. Şimdi ben şu anlayışı çok yanlış bulurum. AK Parti iktidarları döneminde yapılan iyi şeyleri biz yaptık. Biz olduğumuz dönemde yapıldı. Bütün kötü şeyler de Erdoğan'a ait. Bu yani eğer toplum buna inanacaksa bu bir siyasi iddia değil çünkü. Peki bunu diyen arkadaşlarımız son seçimlerde bile AK Parti'den aday adayı oldular. Belediye başkanlıkları için aday adayı oldum. Ben olmadım mesela. Ha, milletvekilliği seçimi gelse de gene olmam. Öyle bir iddiam da yok. Niye bu kadar böyle hani diktatörlüğe sapmış, ortak akıldan çıkmış, fabrika ayarları bozulmuş, ilkelerinden sapmış bir partide tekrar belediye başkanı olmak için sıraya girdiler? Niye tekrar milletvekili olmak için başvurdular? İlke bunun neresinde? Tutarlılık bunun neresinde? Siyasi iddia bunun neresinde? Yani size bir makam verdiğinde Erdoğan çok iyi, bir makam verilmediğinde Erdoğan çok kötü. Bizim içinde olduğumuz dönemde AK Parti çok iyi şeyler yaptı, ülkeye çok yararlı hizmetler yaptı. Ama biz olmadığımız zaman da bütün kötülükleri Erdoğan yaptı. Bunun adına ihanet denir. Bakınız, biz AK Parti'yi eleştirdikleri için ihanetçi olarak suçlamıyoruz. Kendi partilerini korumak istedikleri için de bunları suçlamıyoruz. İhanetçi diye suçlamıyoruz. İhanet bu şekildeki bir düşünce biçimine ideoloji, siyaset giydirilmesidir. Şimdi Murat Bey de çok haklı bir biçimde söyledi. İşte 50+1'e ihtiyaç var ya AK Parti'nin. 2 puan da koparsalar Erdoğan'a kaybettirirler. Şimdi varlık nedeni Erdoğan'a kaybettirmek olan bu. Bu aynı şekilde mesela Sayın Erdoğan için de geçer. Yani sistemi biraz böyle konuştuğumuzda %50+1 beraberinde işte ittifakları getirmiyor mu? Getiriyor. %1'in bile de önemi ona var. Ona itirazımız yok. Ha, biz. Tamam, şimdi siz diyorsunuz ki. Biz niye ihanetçi dediğimizi açıklıyoruz? İhanetçi dediğinizi açıklıyorsunuz. Oradan %1 bile koparsalar. Eyvallah. Bir tek amaç bu diyorsunuz. Şunu yapsalar. Evet, biz Erdoğan'a karşıyız. Ama biz Erdoğan'a kaybettirecek bir ihanetin içinde olmayız deseler, eyvallah. Şimdi siyasi iddialarından biri, efendim biz Cumhur İttifakı içinde de yer alabiliriz. E peki Cumhur İttifakı içinde ne yer alıyorsanız hangi siyasi iddianız var sizin? Hem AK Parti'yi özgürlüklerden, yani Cumhur İttifakı ile birlikte özgürlükten, hukuktan Türkiye'yi kopartan bir ittifak sistemi diye eleştireceksiniz. Hem de gerekirse biz de ittifakın içerisinde yer alabiliriz diyeceksiniz. Orada bir çelişki var diyorsunuz. Yok mudur yani? Bir taraftan ittifakı peki eleştirip ben şu soruyu sorayım. Şu an iktidarın politikasını eleştireceksiniz. Bir diğer taraftan da ben Cumhur İttifakı içinde yer alabilirim gibi. Ben şu soruyu sorayım. Yani biz MHP ile ittifak yaptığımız için MHP'nin sağına bile savrulduk eleştirilerine muhatap oluyoruz. Peki HDP ile HDP'den dolayı da PKK bile tek laf edemeyen CHP nereye kaydı acaba? HDP'nin en soluna mı? PKK'nın en soluna mı? PKK üzerinden Amerika'ya mı? Amerika dolayısıyla Esed'e mi? Nereye savruldu bu CHP? Yani CHP'de eksen kayması yok mu yani? Şimdi anladığım kadarıyla Bay Mehmet için sağdaki bir partinin daha sağa kayması bir problem anlamına geliyormuş. Oysa ki ben de sola, sosyal demokrasiye gönlü vermiş bir adam olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut halinden de daha solda olmasından çok da memnuniyet duyuyorum. Hatta bu olması için de elimden gelen her çabayı siyasi yaşamım boyunca da vermiş bir insanım.
Dolayısıyla bir sol partinin daha solda olması, aşırı sol başka bir şey, daha solda olmak başka bir şey. Sağ partinin de daha fazla sağ kayması, ben neden bu kadar rahatsızdır anlamakta güçlük çekiyorum. Ama HDP'yi sol parti olarak değil de PKK partisi olarak diğer taraftan görüyor da şu, Sayın Mehmet HDP ile CHP'yi hakikaten yani AKP artık politika üretemediği için bir siyasi parti günün şu sonunda vatandaşa daha fazla ekonomist. Bakın siz yaparken analiz oluyor, ben yaparken suçlama oluyor. Analiz yoksulluğu, ben yaparken, bunlar politika bir dakika değil, şimdi partiden bahsediyorum ben, kişilere hedef almıyorum, bir şey yapmıyorum. Sizin boyunuz ben sizi kadar siyaset bilimi, sosyoloji, felsefe okumuş insanız. Sizin, bakın bu tür ifadeyi ben de devam ettim. Siz devam ettirirseniz ben de devam ettim. Hiç endişeniz olmasın. Üslubunuza dikkat edin. Bay Mehmet siz merak etmeyin. Bu politikadır. Ben ne diyeceğimi iyi biliyorum. Siz hiç endişelenmeyin. Biz sağcı değiliz. AKP bugün Türkiye'nin önüne koyacağı hiçbir şey kalmamış. Özgürlükleri bitiriyor. Ekonomi gerilemiş. Dün açıklanan rakamlara göre işsizlik yine tarihi rekorlar içerisinde. Bütün her şeyi tüketmiş. Aman işte CHP'yi HDP ile yakınlaştırırsam, CHP'yi PKK ile... Gerçekten bunlar tutmuyor. Siz bu politikaları yapmaya devam edin. Buna devam ettiğiniz sürece oy da kaybedeceksiniz. Ama asıl maliyeti siz değil. Asıl maliyeti siz değil, toplum ödüyor. Dün açıklanan rakamlara göre %25 genç işsizliği var bu ülkede. Resmi rakamlara yansıyan, resmi rakamlara yansımayan, bunun çok daha büyük üstünde genişletilmiş işsizlik açısından baktığınız zaman 7 milyon, 8 milyon civarında işsiz var bu ülkede. Resmi rakamlara göre 4 milyon 200 bin işsiz var. Hala daha işte PKK ile CHP'yi ilişkilendirirsek, Bu çaba nedir biliyor musunuz? Papa'nın Müslüman olduğunu iddia etmek kadar nafile bir çabadır. Cumhuriyet Halk Partisi ile PKK'yı ilişkilendirmeye çalışmak. Buradan İlişkilendirmeye çalışmıyoruz. HDP'den dolayı artık PKK'ya tek laf edemeyen bir CHP gerçekliğinden gayet bahsediyoruz. Ediyor. Bakın açıklamalarına kulağınızı kapatırsanız, duymak istemezseniz, bir halkın duymak istemediğiniz hareketi, için, tıpkı CHP duymak istemediğiniz gibi için duymuyorsunuz siz ne söylediğinizi. Gayet de her yerde de kınanıyor. Her kurumunda, her seviyesinde, her yönetim katında kınanıyor. Anlaşılmıyor. Şimdi şöyle, ittifaklar ve sistem demişken aslında dün Sayın Abdülkadir Selvi yazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Saadet Partisi'nin genel başkanına, Temel Karamollaoğlu'na birlikte hareket etmeliyiz dedi mi? Ya tabii ki biz Temel Karamollaoğlu ile Saadet Partisi ile birlikte hareket etmeliyiz. Onur duyarız yani. Dedi mi? Aynı kökten, yani aynı gelenekten gelen insanlarız. Dedi yani, o görüşme oldu herhalde diyorsunuz değil mi? O zaman birlikte çalışmalıyız dedi ve Sayın Karamollaoğlu da sanırım konuya girmediğini de yazdı Abdülkadir Selvi, ama konuşmuşlar. Şimdi bütün bunlara bakıldığında Sayın Erdoğan'ın Saadet Partisi'yle işte birlikte hareket etmeliyiz demesi bir seçim gündemini de beraberinde getiriyor. Gerçi hiç çıkmıyoruz bu gündemden, siyaseten bu iklimden de, bu atmosferden de çıkamıyoruz bir türlü. Seçimler öne çekilir mi ve dengeleri değiştirecek ittifaklar mı gündemde, ne dersiniz? Ben orada seçimlerin erken alınacağı kanaatinde değilim. Benimki bir kanaat yani. Çok yüksek bir analiz değil yani. O kadar uzak görülü olamayabiliriz. Ama Saadet Partisi'nin AK Parti ile birlikte, Cumhur İttifakı ile birlikte hareket etmesi Saadet Partisi'nin misyonuna daha çok yakışır. Ben de Milli Görüş geleneğinden gelen, 15 yaşından beri bu geleneğin her aşamasında bulunan bir insanım. Yani sokakta büyüdük yani. Hangi amaçlar için mücadele ettiğimizi biliriz. Eğer bir takım mecburiyetler bizi birbirimizden kopartmışsa gene başka mecburiyetler oluşturarak yan yana gelebilmeliyiz. Dolayısıyla Sayın Karamollaoğlu'yla... O başka mecburiyetleri de sistem, yeni sistem diye açıklayabilir miyiz? Olabilir mi? Olabilir, sistem de olabilir ama biz bakınız, Murat Serin, biz Cumhur İttifakı'na bir mecburiyet ittifakı olarak bakmıyoruz. Bir gönül ittifakı olarak bakıyoruz. MHP'nin de böyle baktığına inanıyoruz. Liderimizin de, AK Parti'nin de böyle baktığına inanıyorum. Dolayısıyla Saadet Partisi'ni de bir başka mecburiyetin itelediği bir ittifakın unsuru olarak görmek istemiyoruz. Bir gönül ittifakı, bir Türkiye aynı sevdaya, aynı amaçlara hizmet eden bir gönül ittifakı. Saadet'i de bu ittifakın içerisinde, bu ittifakın çok anlamlı bir unsuru olarak görmekten büyük bir memnuniyet duyarız. Ve bu bir Türkiye ittifakına da hizmet eder aslında bu fotoğraf demek mi istiyorsunuz? Bence de evet. Yani aynı kökten gelen insanların kollarını da artık buluşturmalarını... Sanki dengeler değişecek ve yeni ittifaklar gündeme gelecek gibi duruyor. Murat Selin, ne dersiniz? Yeni oluşumlarla birlikte de biz bunları galiba konuşacağız. Özellikle Ekim gibi, belki de Ekim sonrası. Biraz şaka yapalım. Belki AK Parti ile HDP de şey yapabilir. Çünkü yani Saadet Partisi bu seçimden önce
Çok ağır eleştiriler ama öyle böyle değil, hala da devam ediyor. Herhalde bilmiyorum, yani çok kabul edeceğini zannetmiyorum. Ve ben de böyle bir teklif yapıldı mı yapılmadı mı çok da emin değilim. Yani bizzat bu görüşme... Selvi'ye güvenirim Sayın Selvi'ye ama... Görüşme böyle... yalanlanmadı, hiç üzerine de bir konuşma olmadı. Sayın Cumhurbaşkanı da böyle bir teklifi şu aşamada... Konuşmanın içeriğine kadar detaylandırdığı için yazıda biliyorsun. Şu aşamada yani veya ben çok anlamlandıramadım. Şu aşamada yani seçim ortamı yokken böyle bir teklifle gitmesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçime dalalet bir şeydir. Hiçbir şekilde seçim meçim çağrıştırmıyorum. Ben bir Türkiye'de iş yapan birisi olarak, bir şirket sahibi olarak seçimin 2023'te olmasını istiyorum ama gözüken yok ki 2020 veya 2021'in başı, 2020'nin sonu. Bu arada bu akşam soracağız. Akşam 8'de saat 20'de arkadaşımız Kübra Par'ın konu olacak Sayın Temel Karamollaoğlu. Mesela orada zaten muhtemelen Kübra'ya buradan mesaj. Kübra zaten soracaktır. En çok merak edilen de iki bu. İki partinin birleşmesi yönünde bir konuşma yapıldığı kanaatinde değilim. Bakınız ben de bilgimi paylaşayım. Bundan sonra daha fazla görüşelim. Birlikte ülke politikalarını belirlemesinde istişarelerimiz sıklaşsın. Varsa yanlışları birbirimize gösterelim. Bu aynı çerçevede, görüşme HDP'li olabilir mi mesela? Atmosfer değişir de hani böyle bir şey olabilitesi var mı? Ben Kürt sorunu çözülmezse gerillaya da katılım olacak, savaş da olacak, çatışma da olacak diyen bir partiyle AK Parti'nin siyaseten yol arkadaşlığı Cumhuriyet Halk Partisi'yle olabilir mi olur böyle tabii, bir şey? Olmalı böyle tabii. Bakınız her şeye rağmen bakınız CHP oy kaygısıyla, Erdoğan'a kaybettirme kaygısıyla, HDP ile dolayısıyla PKK ile bir şekilde siyaseten, siyasi amaçlar doğrultuyorsa bile CHP her zaman için bu ülkede en anlamlı demokratik muhalif partilerden biridir. CHP ile her türlü işbirliğine, diyaloğa sonuna kadar var olan bir insanı destekleyen bir insan. En önemli fırsatı 7 Haziran 2015'te kaçırdı bana göre Türkiye. Orada AK Parti ile CHP bir ittifak kurup Türkiye'yi ekseri çoğunlukla %70'lere varan bir çoğunlukla yöneteceklerdi. Ne kadar sürerdi bilmiyorum ama o dönem daha sonrası içinde çok önemli şeylere sebep olabilecek bir dönemdi. Fakat olmadı. İşte ortada bu bugünkü durumlar mevcut. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Emin olun Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini, yani bugünkü hükümet sistemini Saadet Partisi kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha sert eleştiriyor. Ve siz bu sistemin içine çağırıyorsunuz o partinin liderini. Ama muhtemelen Sayın Metin Er'in dediği gibidir. Beraber işbirliği yapalım. Seçim işbirliği olacağını düşünmüyorum işin açıkçası. Öyle mi? Düşünmüyorsunuz. Evet ben yani şu aşamada düşünmüyorum. Yani kısa bir süre içerisinde. Bu seçim sonuçları gerçekten safları keskinleştirdi mi? Yani öyle mi? Hani seçim işbirliği oluşacağını düşünmüyorum. Hatları ne keskinleştirdi? Demek net bir okuma çünkü. Yani hani. Nisan 2017'de referandum sonucu hatları keskinleştirdi. %50 artı 1'e bütün siyasi partilere şey yaptı. Dolayısıyla sıklaştırma gereği doğdu. Hem iktidarda hem muhalefette safları sıklaştırma gereği, konsolidasyon diyoruz. Gereği doğdu. Dolayısıyla o konsolidasyon bugünkü bu gergin ortamı oluşturdu. Siz siyasette neyi şey yaparsınız? Önce siz kendi seçmeninizin tekrar size oy vermesini sağlamaya çalışırsınız. Dolayısıyla eğer bu kendi seçmeninizi kaçıracak herhangi bir siyasi hamle içerisinde bulunursanız bu size kaybettirir. Ondan dolayı da konsolidasyona gidersiniz ki her iki taraf da bunu yaptı. Bence çok ciddi bir şekilde bütün siyasi partilerin Türkiye İttifakı, Türkiye'nin PKK gibi. Türkiye hemen beraberine de şey sormak isterim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında Sayın Cumhurbaşkanı'na yapılan hep eleştiridir bu son dönemde özellikle sistem değiştikten sonra partili cumhurbaşkanlığı ama işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın ona mı geliyordunuz? Tamam harika. Özellikle belediye başkanlarıyla yaptığı toplantı da Türkiye İttifakı'na nasıl bir anlamlı bir diyalog hani bence. Katkı sağlar mı? O önemliydi ve nasıl yansıması oldu biraz? Evet şimdi çok önemli. Yani o bir uzlaşı ortamı gözüküyor. İyi kötü uzlaşının şeyi olmaz. Biz hep beraberiz ama yani
Tabii oradan çıkıp da Cumhuriyet Halk Partili bazı belediye başkanlarının işte burada keşke o üç tane kayyumun yerine HDP'li belediye başkanları otursaydı demesi. İşte karşı taraftan çıkıp işte buna karşın bir laf verilmesi. Sanki o güzel sıcak havayı bozmuş vaziyette. Kentlerimiz hizmet bekliyor. Cumhurbaşkanlığıyla, ki Cumhurbaşkanlığı diyorum çünkü başbakanlık statüsü yok. Merkezi hükümet. O da Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanlığıyla belediyelerin, yerel yönetimlerin böyle bir çekişme içine girmemesi lazım. Çünkü kentlerimizde gerçekten önemli belediyecilik sıkıntıları var. Bunu şu parti bu parti yaptı demiyorum. Zamanın gerektirdiği, şu anda içinde yaşadığımız zamanın gerektirdiği çözülmesi gereken sorunları var kentlerimizin. Ve bunlar da işte Cumhurbaşkanlığıyla, Cumhurbaşkanı'ndan bahsetmiyorum ama genel hükümet. Genel olarak, Cumhurbaşkanlığıyla belediye başkanlığının çekişmesi, sert çekişmesi, hatta kavga boyutuna varacak çekişmesiyle çözülebilecek sorunlar değil bunlar. Ortaklaşacak. Mesela örneğin yani siz şimdi şu Marmaray'ın üzerine bir İstanbul, bildiğim için söylüyorum, bir tren hattı geçirmeyi planlıyorsunuz. Siz belediye ile Ulaştırma Bakanlığı birbirlerine ters düşmemeliler bu konuda. O İstanbul için gerekli bir proje. İstanbul'u Ekrem İmamoğlu yönetiyor diye kalkıp da o projeden vazgeçilmemeli. Kesinlikle. O projeye devam edilmeli. Çünkü o proje halkın projesi, halkın ihtiyacı olan bir, İstanbul'da yaşayan insanların ihtiyacı olan bir proje. Ki bu mesajın verilmesi iyiydi. Sonuçta bütçe istedi belediye başkanları. AK Partili belediye başkanı da istedi. CHP'li belediye başkanı da istedi orada. Muhtemelen istemişlerdiler. Çünkü bütçeleri çok kısıtlı. Güzel bir görüntüydü. Fakat bu tarafsızlık konusu tabii ki çok önemli. Daha alışmış değil vatandaşımız. Yani partisi olan bir cumhurbaşkanına şurada yani ne oldu? 2 sene geçti daha. Ondan evvel sürekli bağımsız, partisiz, tarafsız cumhurbaşkanlarıyla yönetilmiş bir ülke. 2 senedir partili bir cumhurbaşkanı ile yönetiliyor. Ve şu ana kadar da çok tasvip edildiğini söyleyemeyeceğim partili cumhurbaşkanının seçmen nezdinde. Seçmen nezdinde. Evet. Ki muhalefetin de onun üzerinden yüklenmesi, sisteme onun üzerinden, tarafsızlık üzerinden yüklenmesi de bu benim söylediğimi doğrular bir şey. Yani vatandaş bunu çok da böyle tasvip etmiyor. Ha, öyle hamleler olur ki işte bu şey hamlesi gibi, belediye başkanlarının toplama hamlesi gibi ki başlangıcı Sayın İmamoğlu'nun randevu istemesi. Ben bir tek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na vereceğime 31 tane Büyükşehir Belediye Başkanı toplarım dedi. Orada da kıvrak bir siyasi şey vardı. Onu da kaçırmamak lazım Sayın Cumhurbaşkanı tarafından gelen. Yani kentlerimiz için uzlaşmaları gerekiyor. Kentler bir de bu tarafsızlık gerekiyor. Konusunda ha. Da bir yolu vardır herhalde. Yani mevcut sistemin içinde var mı bilmiyorum ama bir yolu vardır. Olmalı ya da diyorsunuz. Olmalı. Yani. Kentlerimiz için uzlaşmalı derken hizmet tabii. Hizmet olmalı diyorsunuz da Sayın İmamoğlu'nun popülaritesi arttı mı? Bu 2 aylık karnesi nasıl Ertan Bey? Şimdi kamu yoklamalarına baktığımızda en ufak bir kayıp yok. Muhtemelen Ekrem Bey de bunu ölçüyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü son derece sistemli çalışan biri. Ben seçim döneminde bir miktar beraber mesai yapma fırsatı bulmuştum. O anlamda bir şey yok ve toplumun ondan beklediklerini de daha cesurca yerine getiriyor. Çok eleştirilse de Diyarbakır'daki görevden alınan belediye başkanlarını ziyareti vesaire gibi çok cesur hamleleri de, daha doğrusu kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam ediyor. Ama bir şey daha var. Şu seçim sürecinde yükselen beklenti şimdi hızlıca harekete dönüşmesi gerekiyor. Ama bir planlama aşaması diye bir şey vardır. Ekrem Bey'in ben seçim döneminde de gördüm. Sokağa çıkana kadar çok uzun, belki sokağa yakın bir sürede bir planlama evresi geçirdi. Şu evrede de hem icraata hem planlamaya zaman ayırdığına eminim. Şimdi bu az önceki konuya da çok küçük bir katkı yapmak isterim ben. Saadet Partisi meselesine. Saadet Partisi'ne baktığımızda özellikle bu ittifaklar üzerinden giderek önemi artan bir duruma gelmiş halde. İttifaklar öncesinde AKP'nin elinde ciddi bir konfor alanı vardı. Neydi? Mesela ilk göreve geldiğinde 2002 yılında yaklaşık %34 oy almıştı. Ama meclisteki çoğunluğu %60'lara yakındı.
Şimdi ortada tabii bir meclis de kalmadı. Bir parlamento da doğru düzgün çalışmıyor. Etki gücü daha doğru. Evet, daha, bu daha doğru olur. Haklısınız. Bununla birlikte şimdi belli oylar çok kritik evrelere geldi bu ittifakla birlikte. Yani bu ittifak AKP'nin elindeki o konfor alanını almış oldu ve şu anda 100 bin oy, 50 bin oy çok kritik. İstanbul seçimine bakın. İstanbul gibi bir psikolojik eşiği bile hani o anlamda bile çok kıymetli. 13 bin oyla kaybetmiş bir iktidar söz konusu ve Saadet Partisi'nin 100 bin oyu vardı o evrede. Şimdi hem bu oy açısından kritik hem de Saadet Partisi'nin bir kanaat önderliği durumu söz konusu. Daha çok muhafazakar tabanda. Dolayısıyla siyasete etkisi aldığı oydan daha büyük bir düzeye geliyor. Daha etki büyüktür. Gücü. Evet, etki gücü aldığı oydan çok daha güçlü. Şimdi erken seçime gidilir mi tartışmasında iki tane şey var, kısıt var. Bir tanesi baktığınızda gidilemez diyorsunuz. Çünkü neden? Çünkü şu anda seçim isteyen toplum gözünde şey olur, itibarsızlaşır ve toplumun öfkesiyle karşılaşır. Çünkü o kadar çok seçimden geçtik ki biz ard arda. Bir seçim daha diyen bence ciddi öfkeyle karşılaşır. Bu nedenle yapılamaz diyorsunuz. Üstüne bir de şunu ekliyorsunuz. Ya zaten ekonomik kriz var. CHP bundan dolayı isteyemez. Toplumun öfkesi var. AKP de isteyemez çünkü ekonomik kriz var. Şimdi oraya geleceğim. AKP istemez çünkü ciddi bir ekonomik kriz var ve anlatabileceği bir şey yok şu anki evrede. Oy kaybediyor sürekli. Ama diğer taraftan da yapar diyorsunuz. Erken seçime gidilir. Çünkü benim de gördüğüm kamuoyu yoklamalarında alternatif partilerin oy alacağı oyların ihtimal şu an sadece ihtimal çünkü peki, bu partiler kurulmuş değil. Yüksek görünüyor. Belki hızlı bir seçime gidip şey yapabilir. Onların daha büyümesini engellemeden önünü kesmiş çok olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Katkılarınızdan dolayı. Üç tane konuğum vardı. SODEV Başkanı Ertan Aksoy ve Konsensüs Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, siyasetçi, yazar, milletvekili Mehmet Metiner'di. Teşekkür ediyorum.